Bitki Hobim kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere sadece nanenin sapıyla üretim yapmayı göstereceğim. Sadece nanenin sapını kullanacağız. Biliyorsunuz evlerde nanenin yapraklarını yiyoruz ama genellikle saplarını atıyoruz. Saplarını kullanmıyoruz. Bu şekilde siz de evde kendi nanenizi kendiniz üretebilirsiniz. Bize sadece lazım olan sapı. O yüzden dolayı nanenin bu şekilde yapraklarını yukarıya doğru kırarak alabilirsiniz ve sadece sapı kalacak şekilde bu sapları kullanarak da yeni bir nane üreteceğiz. Siz bir saksı kullanabilirsiniz ya da üzerine kapatabileceğiniz bir sera etkisi yaratabileceğiniz bir kap kullanabilirsiniz. Bu saklama kapının kapağı olduğu için ben bu saklama kabını kullanacağım. Öncelikle saklama kabımızın içerisine toprağımızı ekleyelim. Ondan sonra da nane saplarımızı nasıl yerleştireceğimizi size göstereyim. Saklama kabının üzerindeki toprağın yüzeyini düzleştirmeye çalışıyorum. Düz bir hale getirmeye çalışıyorum. Çok fazla üstüne bastırmıyorum ya da sıkıştırmıyorum. Çünkü rahat bir şekilde kök salmasını istiyorum nane saplarının. Eğer bu şekilde sıkıştırmadan yaparsanız daha sağlıklı bir şekilde kök salıp geliştirecektir kendini. Şimdi nane saplarını saklama kabının üzerine sırasıyla yerleştireceğim. Bakın bazıları nemli kaldığı için bu şekilde köklenmeye başlamış bile. Biraz nemi gördüğü zaman zaten nane hızlı bir şekilde kökleniyor ve kenarlarından görmüş olduğunuz gibi ufak ufak filizler veriyor. İşte bu filizler yeni yeni naneler oluşturacak ve büyüyecekler. Bazen nemli kaldığı zaman işte poşet içerisinde bu şekilde hızlıca zaten köklenen bir bitki nane. Şimdi bunu da tekrar saklama kabına yerleştiriyorum. Ve diğerlerini de yerleştirmeye devam ediyorum. Nane saplarımızı yerleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi sıkı bir şekilde yerleştirdim. Ve bu şekilde yerleştirdiğim için daha böyle sık bir şekilde çıkacaklar. Sık bir şekilde büyüyecekler ve çok güzel bir görüntü çıkacak ortaya. Şimdi üzerini fısfıslıyorum. Ondan sonra da ağzını kapatacağım ve artık burada sıcak bir alan oluşacak, nemli bir bölge oluşacak ve burada kolay bir şekilde nane sapları kök salıp büyüyebilecekler, yeni yeni filiz oluşturabilecekler. Ağzını kapatmak önemli çünkü ağzını kapatırsanız nemli bir ortamda hızlı bir şekilde köklenecektir. 10 gün sonra tekrar merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nane saplarımız teker teker filiz vermiş. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yeni yeni nanelerimiz yetişiyor. Buradan sapımızın bir tanesi kök salmış. Gördüğünüz gibi tabi içeride diğer saplarımızın hepsi kök salmış. Ama bir tanesini buradan görebiliyoruz. Nane saplarımız güzel bir şekilde yetişmeye devam ediyor. Daha da büyüyecekler. Yeni yeni filiz çıkartacaklar. Çoğaldıkça çoğalacaklar burada. İleriki zamanlardaki gelişmelerini tekrar sizlere paylaşacağım. Şu anlık 10 günlük durumunu görüyorsunuz. Gelişimi oldukça güzel, oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Aradan 40 gün geçti ve nanelerimiz gördüğünüz gibi kocaman kocaman oldular. Bu 40 gün boyunca nanelerimizin hasadını yapmadım. Ne kadar büyüdüğünü, 40 gün içerisinde ne kadar geliştiğini sizlere göstermek istedim. Gördüğünüz gibi kocaman oldular ve güneşe doğru eğilim gösteriyorlar. Güneş ne taraftan geliyorsa o tarafa doğru kendilerini uzatıyorlar. Şu şekilde arka taraflarını göstereyim. Buradan güneşe doğru, güneşi bu taraftan aldıkları için bu tarafa doğru büyüdüler zaman içerisinde. Kocaman kocaman oldular. Aslında bu kadar büyütmenize gerek yok. Yaklaşık şu kadar olduktan sonra üzerinden kesip nanenizi kullanabilirsiniz. Ya da dibinden kesebilirsiniz. Kestiğiniz yerden tekrar çoğalacaktır naneniz. Şimdi biz de bu nanelerimizin hasadını yapacağız. Güzelce toplayacağız. Elimde bir makas var. Böyle ufak bir makas yardımıyla bu hasadı yapabilirsiniz kolaylıkla. Şimdi güzelce nanelerimizi toplayacağım. Acaba ne kadar nane çıkacak? Ne kadar nane elde etmişiz? Ufak bir saklama kabından hep beraber görelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar hasadımızı yaptık güzelce. Şu an büyümekte olan nanelerimizi kesmedim. Bunlar yeni yeni çıkan nanelerimiz. Şimdi bu kestiğimiz yerlerden tekrar naneler çıkacak. Bunu sulamaya devam edip sürekli bu şekilde kendi nanenizi kendiniz evde kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Nane yetiştirmek bu kadar kolay, bu kadar basit. Şimdi size yetişen, büyümüş olan nanelerimizi göstereyim. Bakın burada bir sürü nanemiz çıktı.
Gördüğünüz gibi sadece ufak bir saklama kabından elde ettik bu kadar naneyi. Daha büyük bir saksı kullanırsanız daha fazla nane üretebilirsiniz bu şekilde. Bu kullandığınız, bu ürettiğiniz nanelerin saplarını da yine tekrar bu saklama kabının ya da saksınızın kenarına koyup tekrar bunlardan da yine üretim yapmaya devam edebilirsiniz. Nane yetiştirmek bu kadar basit, bu kadar kolay. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım bu video sizlere faydalı olur ve kendiniz evinizde kolay bir biçimde nane yetiştirebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni gelecek olan videolar için de zil tuşuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.